Eyvah, eyvah lens alacağım. Hangi lens alayım? Hangisi doğru benim için? Elmanın hepsini Ben Erdin Çamaç, fotoğraf çekme kolaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, lens alırken bilmeniz gereken her şeyi aklıma geldikçe bugün hepsini anlatacağım size. Şimdi görsel olarak belki çok fazla şey veremeyeceğim ama açık bir biçimde anlatacağım için ne, nelere dikkat etmeniz gerektiğini çok iyi bileceksiniz. Şimdi lens alırken öncelikle iki tip lens vardır. Bir tanesi zoom lens vardır, bir diğeri de prime lens'tir. Prime lensler sabit odaklı lenslerdir. Oysa ki zoom lensler değişken odaklı lenslerdir. Genellikle değişken odaklı lensler daha yavaş diye nitelediğimiz lens sınıfına girerken prime lensler daha hızlı lens girer. Zoom lenslerin tabii ki daha geniş bir odak açısı olması daha pratiktir ve tek bir lensle daha çok şey yaparsınız ama bu sefer de diyaframdaki F değerinden ödün vererek yapmakla yükümlü kalırsınız ya da yapmak zorunda kalırsınız. Oysa ki prime lensinizi doğru seçerseniz prime lenslerde çok daha hızlı ve çok daha fazla ışık alan lensler haline getirirsiniz ama öncelikle iyi bir lens ne demek? İyi bir lens yapısı sağlam bir lens demektir. Yani metal kısmı fazla olan lensdir. Aynı zamanda işte hava koşullarına gerek toza gerek neme gerek ufak tefek ıslatmalara ıslanmalara dayanıklı lens demektir. Dolayısıyla da de kaliteli bir yapıya ihtiyacı vardır. Onun için iyi bir lens kaliteli görüntü, sensörü kaliteli görüntü ve temiz görüntü aktarabilen bir lenstir. Şimdi teker teker incelemeye girelim. Zoom lenslere bak başlayalım. Sevgili dostlar eskiden zoom lensler aynı zamanda kit lens olarak da ele alınırdı. Ee, ve ucuz yani kamerayı ucuz bir şekilde kit halinde satabilmek için de oldukça düşük kalitede lensler üretilirdi. Ee, Birçok marka için bu hala geçerli olur iken bazı markalar bunu da önüne geçmeye başladı. Mesela Fuji yani ürettiği ve şu anda yavaş yavaş e, üretimini bırakacağı ilk çıkarttığı kit lens 18 F2.8 ve F4 aralığı olan bir lensti ve yani o zaman bir devrim niteliğindeydi. Çünkü Diğer markalar Canon'un, Sony'si bilmem neyi falan daha böyle f3.5, f4'ten 4 başlayıp f6'lara, f5.6, f6'lara kadar falan aralık veren cam kalitesi, işte ne bileyim yapı kalitesi, yapım yani malzeme kalitesi o kadar iyi olmayan lenslerdi ve sizi şey zorluyorlardı, daha iyi lens almaya. Şimdi zoom lenslerde şeydir, altın üçlü diye bir kavram vardır. Bunun birincisi 24'e 70 f2.8. İkincisi 70'e 200 f2.8. Üçüncüsü de 16.35 f2.8. Şimdi 16 mm demek çok geniş açı demek. 200 mm demek uzun ve dar açı demek. Yani rakam küçüldükçe açı genişler. Rakam büyüdükçe de açı daralır. Ama mesafe yakınlaşır. Ha bir de bu altın üçlünün iki versiyonu vardı. Bir işte f2.8 olan çok premium dedikleri versiyonu vardı. Ya da mesela Sony kullanıcısıysanız G Master versiyonu vardı. Bir de onun 1.6 olan G versiyonu vardı. O da F4 ile başlardı. F4 tabii çok fazla tercih edilemezdi. Çünkü F2.8 ile F4 arasında ciddi bir kalite farkı vardı. Gerek görsel olarak, gerek keskinlik olarak, gerek işte F değeri olarak. Kameralar da tabii bugünün kameraları gibi değildi. Ne bileyim ben hiçbir tanesinin o zamanlar 7-8 stop e, titreşim önleyici yapıları yoktu. Dolayısıyla tabii ki daha hızlı bir lens daha net kareler yakalamanızı çünkü daha yüksek enstantane e, yakalamanızı sağlarlardı. Ama son senelerde f4'ler de kalite olarak yani f 28leri artık hiç mi hiç aratmıyorlar. Şimdi sevgili dostlar diğer tarafta da e, şeylerde prime lenslerde İki tip lens vardı. Yine o prime yani premium dediğimiz e, F14ler, hatta f F1, 12ler f 1ler ama F14 itibaren premium sayıldı. Bir de onun hemen bir altı, biraz malzeme kalitesinden de hafif ödün vererek F18ler vardı. Bu e, Fuji'lerde F14 ve F2 olarak yansımıştır. Ben Fuji zamanından e, keskinlik ve kalite bakımından F2'nin f 1 hiç de aşağı kalmadığını zaten o zamandan biliyorum. son zamanlarda da diğer lenslerde de gerçekten ciddi e, ilerlemeler var. Mesela bugün e, yani en, son en ucuz lenslerinden bir tanesi olan hatta bütün yurt dışına buna e, 50 nifty derler yani eh derler ama hem, vazge, hem yani alınır mı diye sor sorgularsınız alınca da vazgeçemeyeceğiniz bir lenstir. O da 50 mm f1.8. Şimdi bazı lenslerde tabii ki ...şey vardır, karakter denen bir olay vardır ve o karakteri... ...daha ucuz olmasına rağmen bazen daha tercih sebebi olabilir. Fujiler'de mesela mükemmel olmayan ama çok insanın çok sevdiği 35mm f1.4 vardı. Son derece yavaş, son derece sıkıntılı, otofokusu güvenilmez bir lensti ama... E, ...o lens ile çektiğiniz fotoğraflar karakter olarak hiçbir fotoğrafa, hiçbir lense benzemezdi. Şimdi... İyi lensi iyi lens yapan bazı unsurlar vardır. Bir cam kalitesi. Cam kalitesi niye önemli sevgili dostlar? Cam kalitenizdeki mikro kontrast ne kadar iyiyse fotoğraf keskinliğiniz o kadar iyi olacaktır. Bunun lensle alakalıdır fotoğraf keskinliği. Sensörle hiç yakın uzaktan alakası yoktur onu bilesiniz. Şimdi niçin keskin bir lens istersiniz? Tabii ki olabildiğince çok detay alabilmek için değil mi? Evet. İkinci olay bir lensten beklentiniz sizin vinyeti ne kadar kuvvetli ya da ne kadar kabul edilebilir olduğu. Vinyet dediğinizde biliyorsunuz şeyler karedir, sensörler karedir ama lensler yuvarlak ışık attığı için şeyin üzerine kenarlarında böyle bir karanlık bir çerçeve oluşturur. Ve özellikle de en açık hallerinde olan prime lenslerde bu daha çok görülür, vinyetler kuvvetli olur. Şimdi o vinyet ne kadar kuvvetli ya da ne kadar az kuvvetli ya da ne kadar düzeltilmiş olduğuna bakarsınız bir öncelikle. İkincisi en açık haliyle diyelim ki F1.4'lü bir fotoğraf çektiniz. Orta keskinlikte hiçbir zaman bir sorun olmaz. Artık hiçbir lensin orta keskinliğinde sorun yoktur. Artık yani gerçekten aradaki farkı eğer bir fark yakalayabilecekseniz de dibine girmek zorunda kalırsınız. Piksel piksel incelemeye girmek zorunda kalırsınız. Ama köşeler etkilidir burada. Yani e lens artık çok da önemli mi? Bence değil ama iyi lens de şey aranır. İşte köşe kesik en açık e, diyaframın en açık halinde köşe keskinliği ne kadar başarılı diye bakılmaya başlanır. Bunu da çok basit bir biçimde eğer ki zaten bütün alanı çok geniş yakalamak istiyorsanız zaten F1.4'lerde çekmek değil F5.6'lara çıkarsınız ki o zaman da zaten ne vinyet kalır ne köşe keskinliğinde herhangi bir sorun kalır. Çünkü hepsini yakalamış olursunuz. Işığı kıstığınız için Sensöre bütün ışığı yansıtmış olursunuz lensinizden. Çok basit bir mantıktır bu sevgili dostlar. Lenslerde bir de şey vardır. E, coating dediğimiz yani daha doğrusu kaplama dediğimiz bir e, kavram vardır. ki Son yıllarda bu nano kaplama olarak. Daha eski lenslere baktığınız zaman ve özellikle güneşe karşı yaptığınız çekimlerde huzmelenme dediğimiz yani flaring, huzmelenme, gelen ışığı böyle garip bir biçimde yansıtması ve o ışığın ucunda da ghosting dediğimiz böyle hayaletlenme, böyle nokta nokta şeyler çıkartırdı. Şimdi lensin kalitesi onu ne kadar iyi kontrol ettiğiyle de bağlantılıdır. Dolayısıyla lensing, pardon flaring ve ghosting, daha doğrusu huzmelenme ve hayaletlenmeye dikkat edeceksiniz. Bir şey daha önemlidir lensin kalitesinde sevgili dostlar, o da kontrast başarısı. Kontrast başarısı ne yaparsınız? Öne bir süjeyi alırsınız. Arkadan kuvvetli bir ışığı verirsiniz. Ve yüzü ne kadar karartıp ne kadar karartmadan yani kontrastı kontrol edebildiğine dikkat edersiniz. Neler, neler var şimdi demek ki bir lensde? Lensin keskinliği. Vinyetine dikkat. Lens keskinliği derken köşeden köşeye keskinliği. Bir de sevgili dostlar kontrastı ne kadar başarılı bunlara bakılır. Onun haricinde de bir de şey vardır e, lenslerde. Her lensin kendine ait bir ne bileyim rengi yansıtma mı dersiniz, renk tercümesi mi dersiniz ki buna İngilizce'de e, color rendering der, e, denir. Onu ne kadar güzel ya da başarılı yaptığını. Kimi lensler daha pastel tonda yaparlar, kimi lensler biraz daha doygun tonları tercih ederler. O da sizin için dikkat edilmesi gereken e, unsurlardan bir tanesidir. Şimdi prime lenslerde özellikle bunların hepsi varken Zoom lens'te neye dikkat edeceksiniz? Evet, zoom lens'te farklı odak aralıklarındaki başarılara dikkat edeceksiniz. Şimdi bazı e, zoom lensler vardır. Sadece orta odak noktasına çok başarılıdır. Diyelim ki 24'e 70 bir lens aldınız. Ya da 16'ya işte crop sensörde 16'ya 50 bir lens aldınız. E, sadece 35 milimetrede ya da işte şeyde 50 milimetrede başarılı olmasını beklemezsiniz. Bütün odak aralığında ortak bir karakter sergilemesine dikkat edersiniz, onu beklersiniz. Yani yoksa oraya durmadan ben 35, e işte oralarda iyi değildi, ben sadece 35 ya da 50 milimetrede çekeyim olmaz çünkü. Dolayısıyla bugünkü e, ikinci versiyon lenslerdeki büyük başarı, bu odak uzunluğu arasındaki karakteri stabil tutabiliyorlar, sabit tutabiliyorlar. S salıyorum, e, Ne bileyim ben, bu anlattığım bütün... ...özellikleri ne kadar başarılı bir biçimde sürdürebiliyorlar. Prime lenslerde de sevgili dostlar... ...harcarken paranızı lütfen çok dikkatli harcayın. Çünkü bundan hiçbir tanesi ucuz değil. F1.4 özellikle de en premiumundan bir tane alacaksanız... ...hangi odak aralığını daha çok kullandığınıza... ...şeyden dolayı özellikle zoom lensle başlayan arkadaşlar için onu göreceksiniz zaten eliniz hangi oda aralığına gidiyor ve hangisini daha çok çekiyorsunuz o zaman zoom lense geçmenizi pardon o zaman prime lense geçmenizi tavsiye ederim. Onda da her iki seçeneği güzel inceleyin. Yani en pahalı ve onun hemen altında daha ucuz olan seçenekleri de iyice inceleyin. Çünkü belki de e, hiç o kadar para harcamanıza gerek bırakmayacaktır. Ne bileyim ben F1.4 ile F2 arası ya da F1.4 ile F1.8 arasındaki bokeh için alıyorsanız prime lensi genelde bokeh için alırsınız. Bokeh sadece diyaframdan ayarlanan bir şey değildir. Mesafeyle de bağlantılıdır. Yani ön ile arka süjenin birbirinden ne kadar ayrı olduğuyla bağlantılıdır. Dolayısıyla bugün 70 200'lük bir zoom lensle de çok güzel bokeye ayarlarsınız. 100 ve üstü odak aralığında, 100 mm ve üstü odak aralığında ya da 50 mm f1.4 ile de çok güzel bir bokeye ayarlarsınız. O da e, süjeye ne kadar yaklaşıp yaklaşmadığınızla bağlantılıdır yine de. Yani dolayısıyla ön süjeyle arka e, süjenin birbirinden ne kadar ayrıldığı o bokenin ne kadar efektif olduğuyla bağlantılıdır. Bu sizin için f1.8 de olabilir ki ben mesela 50 mm Sony'de f1.8'i tercih ettim. Çünkü Karakterine ben bayıldım. Ben artık bu lensleri son derece keskin olan yeni lensleri işte ne kadar daha keskin falan artık beni yormaya başlıyor. Çünkü ben fotoğraflarda bu kadar yapay ya da dijital bir keskinlik aramıyorum. Ben doğallık arıyorum ve insan gözü o kadar keskin bir göz değil zaten sevgili dostlar. Dolayısıyla onun için söylüyorum. Hani parayı harcarken dikkat edin neye harcıyorsunuz? Ay benim fotoğrafım çok keskin. Tamam da güzel mi? Güzel fotoğrafın... E, güzel fotoğraf kavramı çünkü bambaşka bir şeydir. Dolayısıyla bu noktalara dikkat edeceksiniz. Bu e, eskiden sadece manuel fokus lensler vardı. Tabi şimdi bir de otofokus lensler var. E, burada da son bir şey giriyor devreye. O da otofokus motoru. İki tip otofokus motoru var sevgili dostlar. Daha eski tip lenslerde step focusing diye step motor vardır. Dıtıtıtıtıtıt dı 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 şeklinde dı yapan. Bir de bugünün daha güncel lenslerinde artık iyi lenslerin hepsinde lineer otofokus modları vardır. Eskisi daha gürültülüdür, zız 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 gibi sesler çıkartır. Lineer motorda bu sesi artık duymazsınız ve çok daha süratli bir noktadan bir noktaya o otofokusu çat 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 yakalar. Dolayısıyla otofokus sürati için son olarak da dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi Fokus motorunun lineer midir, step motor mudur ona dikkat edeceksiniz ki zaten artık yani o paraları veriyorsanız %90'ı lineer motor kullanıyor. Tekrar edelim mi? Otofokus'un başarısı için lineer motor. Bazı lenslerde artık bir tane bile değil. iki tane, üç tane abi, hatta dört tane falan kullanıyorlar bu arada. Ee, onun haricinde tersten gidiyorum. Ee, kaplaması doğrultusunda ışık hüzmesi yani diyelim ki güneşten gelen ya da kuvvetli bir ışıktan gelen o hüzmeyi ne kadar aza indiriyor ve hayaletlenmeyi ne kadar yok ediyor. 3. keskinliği ne kadar başarılı köşeden köşeye 4. Vignettingi ne kadar iyi kontrol ediyor. Bir de onun haricinde de e, yapı kalitesi. Yani ona da tabii ki dikkat edin. Çünkü ciddi paralar veriyorsunuz. Yani kalkıp da o parayı verirken ne aşırı verin bir de alternatifleri mutlaka arayın. Ben mesela e, Sony 135mm f1.4 ile Samyang'ın 135mm f1.4'ünü inceledim. Ciddi araştırdım, denedim ve baktım ki ben yarı fiyatına hatta yarı fiyatının da altına e, Samyang'da çok daha fazla ve çok daha başarılı bir lens yakaladım. Dolayısıyla marka takıntılı olmayın. Alternatiflerinizi güzelce inceleyin, araştırın ve paranızı da doğru harcayın sevgili dostlar. Evet lenslerle ilgili bilmeniz gereken olaylar bunlar. Her markanın tabii kendi sınıflandırmaları vardır. İşte Sony'de G vardır, G Master vardır ve düz olanlar vardır. Efendime söyleyeyim Fuji'de XJ'ler vardır, XF'ler vardır. Bir de neler vardır? Ee, kırmızı noktalı lensleri vardır falan filan. Dolayısıyla her markanın özelliklerini araştırın ve son zamanlarda bunun haricinde ne bileyim Sigma gibi, Tamron gibi son derece başarılı lens üreten firmalar var. Samyang arkadan çok kuvvetli geliyor. Paranızı doğru harcayın. Valla umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütmeye devam edelim. Şimdilik sevgiyle kalın, saygıyla kalın, sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.